Evet, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli misafirlerimiz, festivalimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu zor pazar gününde aramızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Özellikle evlenecek çiftlerimiz umarım önce bizle otel görüşmelerini yaptılar, sonra süsleme, dekorasyon firmaları, organizasyon firmalarımızla görüştüler, anlaşmalarını yaptılar herhalde. Değil mi Serdar? Sonra ses, ışık, müziğimizle de görüştüler. Orkestralarını seçtiler ve şimdi yavaş yavaş 2019'da astrolojide neler var onları bir konuşmak istiyoruz. Sanırım en çok ilgi çeken kısımlardan bir tanesi de bu oluyor. Bugün de çok ünlü bir astroloğumuz var, sunucu yazar, ünlü Hande Kasanova yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Evet, geldi bile. Merhaba. Siz zaten alışıksınız mikrofona hani. Evet, seviyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz salonumuzu? Onu sorayım. Çok güzel. 2019 heyecanlarla dolu, yeniliklerle dolu bir yıl. Salonumuz da böyle. Açıkçası düzeninden, işte sahneye kadar, müziğinden, insanlara kadar her şey harika düşünülmüş. Harika. Böyle bir organizasyonun parçası olmak çok keyifli, çok güzel. Ne güzel, ne bugün güzel. De burada 2019'a dair hangi burçların ya da hangi kişilerin daha fazla şanslı olduğu, evlilik ya da ilişkiler konusunda hangi alanlarda kişilerin daha fazla ön plana çıkacağını konuşacağız. Konuşalım bakalım. Konuşalım. Şimdi Kasım'da yapıyoruz festivalimizi. Evet. Kasım'da aşk başkadır diye bir şey var. Yani doğru mudur? Gerçekten Kasım böyle aşkın başka olduğu, farklı yaşandığı bir ay mı? Güzel bir soru aslında. Bunun sebebi, birden çok sebebi var. Hani Türkiye'de birden çok sebebi var ama eğer gökyüzüne bakacak olursak, evet Kasım ayı, akrebin ayı. Akrep burcu olanlar var mı burada? Bir elleri görmek istiyorum. Akrep nereye kaldı? Evet. Akrebin ayı, yani akrep burcu denince aklınıza ne geliyor? Duyguların yoğun yaşandığı insanlar akrep burçları. Ve akrep burcu insanı bu hayatta özellikle ilişkilerde tek bir beklediği şey vardır. Ruh partnerini bulmak, ruhen birleşmek ve karşı tarafla bir bütün olmak. O yüzden her şeyi derinden yaşamasıyla meşhurdur akrepler. O yüzden Kasım'da aşk başkadır diyoruz. Harika. Ama dediğim gibi bizim ülkemizde aşkın başka olmasında nedenleri var. Harika, çünkü harika. Çünkü dün 10 Kasım'dı biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Evet, bu önder bize Kemal Atatürk'ü. Yani, ölümsüz bir aşkı hatırlatan. Ölümsüz bir aşkı da bize hatırlatan bir ay. Aynı zamanda Kasım ayı. Bunu da söyleyeyim. Evet. Tek tek burçlara sorarım size. Arkadaşlarımızın istediği burçları sorarız. Ama mesela 2019'u genel nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir yıl olacak? Yani umutsuz olanlar var, umutla bakanlar var. Ne düşünüyorsunuz Hande Hanım? Şimdi umutsuz olmak için hiçbir şey, yani hiçbir neden yok. Öyle söyleyeyim. Bir kere hayata nasıl bakarsak hayat bize aynı şekilde karşılığını veriyor arkadaşlar. Elbette zorluklar yaşıyoruz. Olayların içerisinde bulabiliyoruz kendimizi. Ama bir kere şunu söyleyebilirim. Çok yakın bir zaman önce 8 Kasım itibariyle Jüpiter kendi burcu olan Yay burcuna geçti. Ve Yay burcunda en güçlü olduğu konumda. Yani bu sene umudumuz çok yüksek olacak, hevesle atak bir yıl geçireceğiz. Yani uzun zamandır kafamızda atmak istediğimiz adımlar varsa, girişimlerimiz varsa bu girişimlerin hızlandığını göreceğiz. Yay burcu temalarında büyük genişlemeler yaşayacağız. Hemen yay burcu temalarını sayalım. Bir kere yabancılarla yapılacak olan işler, yurt dışı bağlantılı konular, mesela egzotik temalar, yabancı kültürler, değişik insanlar, farklı alanlar, seyahatler, turizm, aynı zamanda eğitim, bu alanlardan yana şansımızın çok yüksek olduğu bir yıl olacak. Sanıyorum bu yılda çok egzotik temalarına yer verilmiş bir yıl. Evet, festivalimizde de öyle. Tam da öyle. Yabancı kültürlerden etkilendiğimiz bir yıl. Renklerde ve modada da bunu göreceğiz. Aynı zamanda değişik insanlardan öğreneceğimiz çok şey olacak. Farklı insanlar bize güzel şeyler öğretecek. Ben bir mesaj aldım buradan. Böyle yabancı damat, yabancı gelinler falan mı olacak? Olabilir tabii şey. Ki. Olabilir. Mesela yurt dışından çok fazla Türkiye'de evlenmek isteyenler olabilir. Buraya doğru, gelenler doğru. Olabilir. Bu sene bu konuların çok fazla arttığını göreceğiz ve bu alanlardan yana da şansımız, fırsatlarımız yüksek olacak. Turizm bu sene iyi olacak arkadaşlar. Süper, harika. Tüm turizmciler olarak da buna çok sevindik. O zaman ben şöyle bir izin isteyeyim. Mesela İkizler Burcu, ben yani. Ne yapacağım ben 2019'da? Ne yapacaksınız siz?
Peki, o zaman şöyle yapalım mı? Bugün burada tabii ki çok kısa bir zamanımız var. Çok teşekkür ediyorum bir kere yalnız bırakmadığınız için, geldiğiniz için. Gözlerinizin içine baka baka böyle söyleyeceğim çünkü. Yıllık yorumları yaparken aslında iki tane gezegenin hareketine bakıyoruz. Bir tane gezegen hangi alanda genişleyip büyüyeceğimizi anlatırken, çeşitli fırsatların hangi alanlardan geleceğini gösterirken, bir diğer gezegende bizi birazcık daraltıyor, zorluyor, önemli testler ve sorumluluklarla baş başa bırakıyor. O yüzden şimdi ikizlerle başlayacağım ama böyle tatlı tatlı bir terazinin kibarlığıyla önce size diyeceğim ki şu alandan rüzgarı alıyorsunuz. Hop, bilin ki o alanda çok şanslısınız, Jüpiter var. Ama bu alanlarda azıcık da olsa testler ve sorumluluklarla karşılaşacaksınız dersem ki bilin işin içerisinde Satürn var. Anlaştık mı? Hadi bakalım güzel. O zaman ikizler ve yükselen ikizlerle başlayalım. Evet. Şimdi tabii ki sizlerin de katılımı çok önemli. Hızlı hızlı geçelim ki sizlerin de soruları varsa lütfen sorularınızı bana sorun. Var heyecanla bakıyorlar. Şimdi ikizleri görmek istiyorum. İkizler. Evet. Vay Serdar. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu sene Jüpiter yayda dedik ya. İkizler ve yükselen ikizler için bu sene evlilik yılı. Aşk yılı. Serdar. İlişki yılı yani. Süper, harika ben yani. Tamam. Bilmiyorum, eder misiniz? Yeni tanıştık kişiniz. Süper. Mesela ne demek bu? Ne demek? Eşi de olanlar olacak. Sadece tabii ki evlilik tabii. Yılı deyip geçmemek gerekiyor. Tekrar şimdi, aşık olacağım mesela. Olabilir mi? Eşime. Bravo, öyle çok güzel. De, eşinizle yeniden ilişkinizi çok güzel bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bari. Bu sene şans rüzgarı eşten ve partnerden gelecek anlamına geliyor. Aa, güzel. Yani o eğer çalışıyorsa onun işlerinde güzel gelişmeler olabilir. Ya da siz ortaklı işlerden yana büyük şanslar elde edebilirsiniz. Bu sene ikizlere söyleyeceğim tek bir şey var. Lütfen tek başınıza hareket etmeyin. Çevrenizi işin içerisine katın. Ortaklı işlerden yana şansınız ve fırsatlarınız çok ama çok yüksek olacak. Yine taşınma. Mesela belki kentsel dönüşüm. Belki evinizi vereceksiniz. Başka bir şehir, başka bir ülkeye geçmek konusunda şans sizden yana olacak. Hukuki alanda da şanslı bir dönem. Harika, süper. Hadi o zaman sorulardan gelelim. Evet. Kim? Terazi. Terazi, terazi. Görevli terazileri. Ben de elimi kaldırayım. Güzel. 3, 4, 5 arkadaşlardan da var. Var var, bayağı terazi var. Şimdi bayağı varmış terazi. Zaten evlilik deyince aklınıza terazi burcu gelsin arkadaşlar. İlişki deyince aklınıza terazi burcu gelsin. Astrolojide ilişkileri temsil eden bir burç. Terazi burcu insanı bu hayatta yalnız kalmak istemeyi sevmeyen bir burç. Yalnız kalmak istemediğinden kaynaklı olarak kimseye hayır diyemeyen bir burç. Herkese azıcık da olsa mavi boncuk dağıtmayı seven bir burç. Yani ilişkiler, flörtler, aşk terazi burcu insanı için çok önemli. Peki bu sene teraziler hangi alanda şanslılar? Bu sene yakın çevrenizden yana çok büyük şanslar elde edeceksiniz. Bir kere ailenizdeki insanlar sizi destekleyecek. Akrabalar, kardeşler, onların hayatındaki güzel gelişmeler sizin hayatınızı da güzelleştirebilir. Yine iletişim, satış, reklam, tanıtım, pazarlama ve sosyal medya alanlarında en fazla terazi burcunu konuşuyor olacağız. Harika, harika. Sıradaki burcu kim istiyor? Beyefendi Başak dedi. Başak. Evet, Başak. Evet, hadi Başak. Hadi bakalım. Hepsini geçeceğiz. Yani, evet. Baş başa. Bugün kurtuluşunuz yok bugün size. Bugün yok, evet. Şimdi Başak ve yükselen Başaklar için hemen söyleyelim. Bir kere az önce ikizler için bu sene ilişkiler, evlilik ve aşk dedik ya. Başaklar için de aynı şey geçerli. Bu sene yuva kurma zamanı sevgili Başak ve yükseleni Başak olanlar. Ev, aile, yuva alanlarından ya da şansınız çok yüksek olacak. Bu ne anlama geliyor? Gayrimenkulle ilgili işler. Yani emlak, alım, satım, kiralama, yer değiştirme. Bu gibi konularda güzel şanslar elde edeceksiniz. Bu sene bir ev sahibi olabilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir yere geçebilirsiniz. Diğer taraftan yuva kurmak isteyen, kendi ailesini ve evini oluşturmak isteyenler için de şans rüzgarı olumlu esiyor olacak. Satürn'den olumlu etki alıyor sevgili Başaklar. Bu yüzden ilişkiler anlamında bu yıl en fazla desteklenen burç olarak karşımıza geliyor. Başak harika. Peki ben bir şey öğrenmek istiyorum. Bu bir tane ay var, gezegen var. Önce bir dışarı attılar, sonra aldılar. Plüton.
Şimdi Plüton bizim galaksi, şey, astrolojide Plüton'un yeri var mı yoksa? Var tabii. Var mı? Var. Şimdi Plüton 1930'lardan sonra keşfedilmiş. Klasik astroloji 5000 yıllık bir öğreti. Yani Uranüs, Neptün ve Plüto gezegenleri jenerasyon ve toplumsal gezegenler olarak alınıyor astrolojide. O yüzden çok fazla kişisel bazda bunlarla ilgilenmiyoruz. Ama elbette var, onun etkisini de göz ardı edemeyiz. Az önce bahsettiğim akrep burçlarının yönetici gezegeni Plüton. Belki cüce gezegen olarak geçiyor olabilir, evet, evet. Ama duygusal olarak çok büyük olaylar yaratan bir gezegen. Küllerinden yeniden doğanlar olarak akrepler bu hayata damgalarını vurmuşlardır. Evet. Ve yönetici gezegenleri de Plüton. Süper. Akreple gidelim o zaman? Akrep, aynen devam edelim. Bir akreplerini görmüştüm, bir kez daha görebilir miyim? Evet, biliyorsunuz Türkiye'mizin de burcu akrep. Ve bu sene, geçtiğimiz sene Kasım ayından bu yana Jüpiter akrep burcundaydı arkadaşlar. Yani akreplerin hayatında tertemiz bir sayfaydı. Müthiş miydi? Gerçekten öyle miydi? Süper. Çünkü bazı işte bana danışmanlığa gelen, beni yolda çeviren akrepler diyor. Hande'cim biz hala bir şey anlayamadık bu Jüpiter'den diyorlar. Arkadaşlar şans öyle elinde çantasıyla tak tak ben geldim diye karşınıza çıkmıyor. Şans demek sizin uğraşmanız demek. Yani harekete geçmeniz demek. Boş bir sayfa vardı bu sene elinizde sevgili akrepler. O boş sayfaya bir cümle de olsa ne yazdıysanız, ne tohum attıysanız bu sene o tohumların karşılığını göreceksiniz. Yani akrep ve yükselen akreplere bu sene parasal konularda çok büyük şanslar var. Yaptığınız işlerin parayla maddi olarak karşılığını alacağınız bir dönem. Yani yatırımlarınızı kazanca dönüştürebilirsiniz. Harika bir gülenler görüyorum, ne güzel. Evet, boğa geliyor buralardan, bir boğa. Bayağı bir boğa var. Bayağı boğa, evet. Hemen görelim boğaları. Boğa. Biliyorsunuz boğa da Venüs yönetiminde. Her güzel kaldırıyor, ne kadar çok terazi boğalar. Terazi gibi güzellikleri seven bir burç boğalar. Bu hayata her tür koşulda kendilerini güvene alma ihtiyacı yüksek olarak gelmişler. O yüzden parayı kazanmasını çok iyi bilir sevgili boğalar. İlişkide güven arayışları çok yüksektir. Aynı zamanda boğa burçları sanatsaldır. Güzelliklere, sanatsal bir takım etkilere karşı çok açıktırlar. Şimdi boğalar için aynen akrep burçlarına söylediğimi farklı bir tarafı bir şekilde söyleyeceğim. Yani boğa ve yükselen boğalar için bu sene para var arkadaşlar. Ortak parasal konulardan yana şansınız çok yüksek olacak. Geçtiğimiz yıllarda çok zorlandınız. Başka insanların parasal sorumlulukları altına girmiş olabilirsiniz. Bir borç ya da bir ödeme ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ama bu sene kredi almak, vergi, faiz bu gibi alandan çok büyük şanslar ve fırsatlar göreceksiniz. Eş ve partner, ortaklı bir iş yapıyorsanız özellikle partnerinizin hayatındaki güzel oluşumlar sizin hayatınıza da etki edecek. Uzun zamandır uğraştığınız mirasla ilgili konularda da güzel açılımlar elde edebilirsiniz. Akrep ve boğalar bu sene vallahi Napolyon gibi olacaklar. Para 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 diyecekler. İnşallah mutlu olsunlar. Biliyorsunuz para sadece yani mutlulukla bağlantılı değil. Mutlu olsunlar. Tabii ki olacaklar. Boğa. Şaka yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Ciddi bir talep var. Boğanın aşk hayatı. Onu soruyorlar yani. Boğanın aşk hayatı. Şimdi boğa için özellikle tabii Satürn Oğlak Burcu'nda boğalar için aslında çok uzun zamandan beri yaşadıkları sıkıntı ve sorunların artık sonuna gelmiş bulunuyorlar. Ne zaman doğdunuz? Sen kendine bak, kendine sor. Şimdi 26 Nisan doğumlu, Nisan doğumlu bir boğaysanız Uranüs boğa burcuna geçiyor. Şimdi geri hareketine gitti. Aslında yaz dönemi biraz sıkıntılı geçmiş olabilir. Heyler tepeye gelmiş olabilir. Önemli değişimler olmuş olabilir hayatınızda. Şimdi Mart ayına kadar aslında özellikle Aralık'ın sonu ve Ocak olmak üzere boğaların aşk hayatında istikrar yakalayacağı bir dönem olacak. Biraz Mart'tan sonra yine inişler, çıkışlar, istikrarsız bir takım konu ve olaylar hayatınızda yer edebilir. Değişin boğalar. Boğalar değişmeyi sevmez. İnatlaşmayın hayatla. Akışa bırakın kendinizi. Tamam mı? Güzel olacak. Güzel. Merak etmeyin. Harika. Oradan bir yengeç geldi. Böyle yengeç. Yengeç. Evet. Hadi yengeçler elleri görelim. Bir görelim yengeçleri. Evet. Duygusal, hassas yengeçler. Hı. Aynı zamanda... Yengeçtir efendim. Yengeç. Yengeç. Tabii. 20 Haziran'da geçiyor. Yengeç burcuna 0 derece. Rica ederim. Şimdi bu sene yengeçler bunu söylediğimde çok üzülüyorlar.
Biliyorum. Çok çalışacaklar. Aa, süper, harika. İş hayatları çok hareketli. Bu sene günlük hayatınızın akışı çok hızlanacak sevgili yengeçler. Hande'ciğim ben çalışmıyorum da diyebilirsiniz. Ama gün içerisinde o kadar hızlı geçecek ki saatleriniz. Belki arkadaşlarınızla yaptığınız programlar, belki katılacağınız bir kulüp, bir üyelik, bir şey. Yani hayatınızı hareketlendirecek işle ilgili konular hızlanacak sevgili yengeçler. Aynı zamanda şans rüzgarını sağlık alanından alacaksınız. Sağlığınızda son yıllarda yaşadığınız sıkıntı ve sorunların geride kaldığını görebilirsiniz. Güzel gelişmeler karşınıza gelecek sağlığınızla ilgili konularda. Ama tabii ki burası sağlık alanı. Ne dedik? Jüpiter girdiği alanı büyütüyor dedik. Yani ne anlama geliyor? Dikkat edin. Azıcık kilo alabilirsiniz. Azıcık kilo alabilirsiniz. Kilolara dikkat yengeçler. Evet. Çok evet, yemeyin. O anlamı siz maşallah. İnciciksiniz. Ne güzel. Harika. Bu arada oturabilirsiniz. Ben hiç oturmuyorum. Aa, öyle ben mi? Türkiye'nin dört bir yanına söyleşiye gidiyorum. Evet. Kusura bakmayın siz arkamda kalıyorsunuz diye. Yoksa ben var ya aralarına girmiştim. Yok yapabilirsiniz. Salon sizin şu anda. Kalamış Wedding Fest'te hakim olabilirsiniz her türlü şekilde. Teşekkür ederim. Arkadaşlar başka Burç. Hadi özellikle. Koç geldi. Görelim mi koçları? Güzel. Genelde ben söyleşiye gittiğim yerlerde koçları sonlara doğru bırakmamaya özen gösteriyorum. Çünkü sabırsız koçlar, hareketli insanlar. Evet. Ve cesur, kimsenin söylemediğini çok rahatlıkla söyleyebildiği için sevgili koçlar. Şimdi koçlar, Jüpiter yayda. Bir kere şunu söyleyelim, bavulları hazırlayın. Bu sene çok gezeceksiniz, çok. Yurt dışına gidebilirsiniz. Yurt dışından akrabalarınız, yaşayanlar varsa sizi ziyarete gelebilirler. Bu sene Leyli'yi havada gördüğünüz gibi bir orada bir burada süpürge gibi çat orada çat burada olacaksınız sevgili koçlar. Eğitimsel konular çok hızlanıyor. Kaç yaşında olursanız olun bu sene kendinizi geliştirecek bir konu bulacaksınız. Belki bir seminer, bir kurs sizi aydınlatabilir, hayatınızı daha da genişletebilir. Özellikle öğrenciyseniz belki kendiniz için dinliyorsunuz ama etrafınızda öğrenci koçlar olabilir, çocuğunuz olabilir. Öğrenci teraziler ve öğrenci koçlar için bu sene eğitim şansları ve fırsatları çok yüksek. O yüzden de bu sene eğitim hayatında en şanslı burç olarak koçları ve terazileri görüyoruz. Diğer taraftan hukuki bir davanız varsa güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Yine yeni bir konu öğrenmekten yana hayat sizi destekleyecek, gelecek planlarınızı hızlandıracaksınız sevgili koçlar. Bu sene şans sizden yana. Ama Nisan başı doğumlu koçlar var mı burada? Kaç Nisan? Ha? 6 Nisan siz? 13 Nisan daha değil. 6 Nisan ve 1 Nisan 10 Nisan arası ile ilgileniyorum. Bu aralar hayat biraz üzerinize geliyor. İstediğiniz sonuçları alamıyorsunuz. Erkekler, baba, erkek otorite figürleri. Biraz zorlanabilirsiniz, merak etmeyin. Geçecek bir ay daha biraz bu alanlarda bir sınavınız var. Ondan sonra rahat edebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Anlaştık mı? Balık geldi bana oradan. Balık diye sordular. Balık geldi. Evet. Bir göreyim balığı. Balıkları ekstra alkış. Pardon, buradan gelmiş. Pardon. Hep alkışlatıyorum nerede olsam. Çünkü onlar en son burç. Ne anlamda en son? Nereye gitsek televizyonda çıksak süreyle başlıyoruz. Ne koçları mutlu edebiliyoruz, ne boğaları, ne kovaları, ne balıkları. Kova ve balıklar en sonda olduğu için çok sıkıntılı. Koç ve boğalar da şöyle diyor. Televizyonu açtım ikizler burcundaydı. Ama gerçekten öyle. Ben ne zaman sıkıntıydım? Hep ikizler. O yüzden genelde bu dört burcu çok fazla memnun edemiyoruz. Evet, burçlar kuşağının son burcu, güzel balıklar. Biliyorsunuz değil mi, bütün burçlardan bir parça da olsa özelliği içinde taşır sevgili balıklar. İyimser bir burçtur, şefkat ve sevgiyle, empatiyle yaklaşır olaylara. Biliyorsunuz sanatı en fazla ön plana çıkartan burç olarak karşımıza gelir. Çünkü onların dünyasında sanat çok önemli. Zaten hayatta böyle hani savaşlar, kavgalar, gürültü ya da işte cinayet bu gibi sıkıntılı durumlar yoktur. Güzel balık böyle durumlarla karşılaştığı zaman gerçeklerden kaçmaya bayılır. Yüzleşmez. Şimdi bakalım balıklara. Şimdi bu sene balıkların hayatında biraz böyle o zaman sesler yükseldi. Biraz sizin ilginizi çekeyim. Bir şey diyeyim mi? Kariyer ve işte en fazla balıkları konuşacağız. İnanılmaz ilerlemeler kaydedecekler bu yıl.
kendilerini gösterecekler. Önemli bir iş fırsatı, iş değiştirme, yenileme, yeni bir işe adım atma, kariyerinizde hızlı ilerlemeler bu sene balıkların yüzünü güldürecek ve balıklar için çok güzel fırsatlar oluşturacak. Eğer evliyseniz, eşinizin ailesiyle ilgili konu ve olaylar da hızlanıyor. Bu alanlardan yana şansınızın yüksek olduğunu göreceksiniz. Hani sıkıntılı durumlar varsa düzeltmek anlamında bu sene olumlu. Ve tabii ki yine evlilikle ilgili konularda ikizler, başka neydi, kim vardı? Birazdan geleceğiz, onu söylemeyeyim, sürpriz olsun. Başak demiştik, yaylar diyeceğiz ve balıklar. Evlilikle ilgili konularda bu sene en şanslı burç olarak karşımıza çıkıyorlar. O zaman bir araya girmiş. Şimdi birkaç şöyle soru geldi bana öncesi, soralım lütfen diye. Tabii. Çevrelerinde şöyle takıntılılar varmış mesela. İşte atıyorum, ben Oğlak burcu bir çocukla çıkıyorum. Acaba çıkmalı mıyım? İşte baktım burç takvimine göre, işte özelliklerine göre sanki bana çok uymuyor. Diyor ki peki anlaşıyor musunuz normalde? Yok, anlaşıyoruz da işte ama burcu beni ileride acaba mutsuz eder mi? Var mı böyle bir şey? Ne yapsınlar mesela bu tarz sorular? Güzel bir soru aslında. Bir anımı anlatmak istiyorum. Van'a gittim söyleşi yapmaya. Çok tatlı bir teyze geldi. O kadar tatlı ki. Yavrum dedi. Ben dedi teraziyim dedi. Kocam dedi Oğlak. Biz anlaşıyor muyuz dedi. Teyzem dedim. Kaç yıldır evlisiniz? 35 yıl dedi. Peki ben sizi anlaşamıyor desem boşayacak mısın kocayı dedim. Bütün herkes gülmeye başladı. Şimdi arkadaşlar. Olay şu, işin sırrı bu. Hemen söylüyorum size. Farklılıklar güzeldir. Biz herkesi kendimiz gibi olsun istiyoruz. Çocuğumuzu, eşimizi aynı yerden bakalım, aynı şeyleri yapalım, aynı şekilde hareket edelim. Hayır, o bizi geliştirmez ki. Farklı olan bizi geliştirir. Eğer burcunuz anlaşmıyor ama karşınıza böyle bir insan çıktı, demek ki sizin o burçtan ya da o insanın kişilik özelliğinden öğreneceğiniz şeyler var. Buna böyle bakmalısınız. O yüzden ben de başta dahil olmak üzere hangi astrolog ay bu burç bu burçla olmaz derse boş verin. Karşınıza bir insan geldiyse hangi burçtan olursa olsun onun vardır bir sebebi diyorum. Bu arada benim eşim de burada. Kendisi Oğlak. Ben teraziyim mesela, kitabı aç, teraziyle Oğlak olmaz diyor. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Ama olmuş. Ama olmuş. Olmuşuz bir şekilde. Evet evet, ne kadar güzel. Yani size böyle bir örnek vermek harika, istedim. Harika, süpersiniz. Başka burç sorunu arkadaşlar. Oğlak dedi. Soru var orada, Oğlak'a geçmeden önce. Ha, tamam, soruyu alalım. O soru. Kasım 21 sene yıl... Yani yıla bakmak lazım. Arkadaşlar şuna bakmak gerekiyor. O sene Şubat ayı 29 çekip çekmiyor mu ona bakmamız gerekiyor. Şimdi siz böyle herhangi bir şekilde sosyal medyaya girdiğinizde ya da bir gazete okuduğunuzda hep şöyle yazar. 20-21 Ekim, 20-21 Haziran. Siz de hepiniz kıl oluyorsunuz buna, biliyorum. Çünkü bana çok geliyor bu sorular. Hepsi için 22-23 burç değişimleri zamanı. Neden onu yazıyoruz biliyor musunuz? Çünkü 4 yılda bir Şubat ayı 29 çekiyor. Ve Şubat ayı 29 çektiğinde burçları bir gün kaydırıyor. O yüzden doğduğunuz yıl Şubat'ın 29 çekip çekmediğine bakmalısınız. Ama normalde 21 Kasım henüz Akrep burcu. 22 Kasım'da değişmiş oluyor. Anlaştık mı? Bunu da öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Oğlak dedik, oğlaklarla devam evet, edelim. Evet, bir görelim mi oğlakları? Evet, güzel. Orada küçük bir oğlak var mesela. Evet. 13 yaşında bir oğlak var. 13 yaşında maşallah. 13 yaşında. Ocak doğumlu musun? Evet. Kaç Ocak? 12. 12 Ocak, harika. Mesela bu sene değil ama burada 6 Ocak civarı doğanlar var mı? Mesela benim eşim 6 Ocak'ta doğmuş. Mesela orada var arkadaşım. 7 Ocak mı? 7. Mesela bu sene çok önemli çünkü 6 Ocak'ta bir tutulma olacak. Bu sene unutamayacağın bir yıl geçireceksin. Hayatında birçok şey değişebilir. Değişime hiç direnme, güzel şeyler olacak, tamam mı? 6 Ocak'ta aşık olacak falan böyle. Oğlum, öyle birini mi görecek? Tutulma derken? Şimdi gökyüzünde iki kere güneş tamam. Tutulması, iki kere ay tutulması oluyor her sene. Tamam. Hangi gün ve hangi burçta olursa o burcu hayatını yeni baştan yazmasına hareketlendiriyor, hızlandırıyor konu ve olayları. O yüzden de Ocak doğumlular için böyle bir etki var. Şimdi bu sene oğlaklar için hazırlık yaptıkları bir yıl.
korundukları bir yıl. Sırtınızda meleğiniz varmış gibi hissedeceksiniz sevgili oğlaklar. Her türlü zorluk karşısında hayat sizi koruyacak, kollayacak. Yurt dışı bağlantılı işlerden ya da şansınız çok kuvvetli olabilir. Yine diğer insanlarla olan paylaşımlarınızda sorumlulukla ilerleyeceksiniz. Hayatın size sorumluluklarınız karşısında en güzelini getirdiğini göreceksiniz. Şimdi sorumluluk deyince herkes bir geriliyor. Ama oğlakların gerilmesine gerek yok. Çünkü sorumluluk onların kendi alanı. Hayatı boyunca sorumlu insanlar. Daha küçük yaşları itibariyle her şeye ciddi gözlerle bakan ve sorumlulukla ilerleyen insanlar. Satürn sizin burcunuzda, hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. 29 yıllık bir döngüyü başlatıyorsunuz ama esas 2019'un ikinci yarısı itibariyle hayat size daha büyük olayları karşınıza getirecek. Bu sene oğlak ve yengeçlerin ikili ilişkiler, özel hayat alanlarında tutulmalar hayatlarını yeniden yapılandıracak, hızlandıracak. Süper, harika. Aslan geldi buradan bile. Şöyle, ay oğlakları etkiliyor mu? Ay oğlakları etkiler. Satürn'den kaynaklı olarak etkiler. Sizin ayınız oğlak. Şurada bir şey oturmuş gibi. Bir sıkıntı, zorlanma, önemli sorumluluklar devrede olabilir. Etkiler, evet. Çok sorumluluk alacaksınız. Bunu nereden alıyorsunuz? Anne. Aynı zamanda annelik, eğer çocuğunuz varsa, özel hayat, duygusal konularda hayata böyle acımasız, biraz böyle zor, biraz mesafelisiniz bu aralarda. Ama geçecek. Bundan bir şey öğrenmeniz gerekiyor demek. Aslan geldi. Aslan geldi. Bu senenin aşk çocuğu aslanlar. Aşk çocuğu, güzel dedim. Tam aşk gibi. Jüpiter oraya giriyor. Neden? Aslanlar da ev kaldırsın o zaman. Bir görelim. Bir görelim. Kaç tane aşk çocuğu var? Aşk çocuğu. Çok güzel. İki. Arkadaşlar ben bir yay ile büyüdüm. Annem yay burcu. Çok severim. Özellikle de amcam aslan burcudur. Yay ve aslan hattı arasında büyüdüm. Yani ateş enerjisi arasında büyüdüm. İnanılmazdır. Aslanlar bu hayata zaten aşk için gelmişler. Her şeye aşkla bakan insanlar, keyifle bakan insanlar. Aslanların tek bir sıkıntısı var. Bazen çok kontrolcü olabiliyorlar. Bir de hayatın merkezinde onlar olduğu için. Hani bu örneği ben birçok söyleşimde söylüyorum. Hani dünya güneşe bir milim yaklaşsa ne olur? Her şey yerle bir olur. O yüzden Allah aslan burcunun yakınındakilere kolaylık versin diyor. Çünkü yönetici gezegeni Güneş, ona çok yaklaşamazsınız. O istiyorsa sizi yaklaştırır. O istiyorsa. Bakın çok önemli bir şey. Ama hayatta görebileceğiniz en iyi organizatörler, güzel aslanlar. Bu sene aşk var, keyif var, mutluluk var. Hobileriniz artacak. Çocuklarınıza daha fazla vakit ayıracaksınız. Onların hayatında güzel gelişmeler olabilir. Mesela çocuğunuz anne ben evleniyorum diyebilir. Anne ben üniversiteye gidiyorum ya da yeni bir alana geçiyorum diyebilir. Mesela eğer çocuk düşünüyorsanız bu sene harika ve şanslı bir yıl. Aynı zamanda burası şans oyunları alanı arkadaşlar. Yani bu sene eğer istersiniz, seversiniz benden söylemesi, borsa, riskli alan, şans oyunları anlamında en şanslı burç aslan ve yükselen aslandır. Harika. Şuradan yine bir talep geldi. Neydi Bilgi? Kova. Kovalara. Kovaları göreyim mi? Çok seviyorum kovaları. Benim yükselenim kova. Bak oradan merhaba en arkada. Şimdi bu sene kariyerde en etkili burç kovaydı. 8 Kasım'da Jüpiter burç değiştirdi ama kovaların bu etkin hali hala devam ediyor. Bu sene sosyal çevrenizden yana şansınız çok yüksek olacak sevgili kovalar. Arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, yeni gireceğiniz çevreler, yeni tanışacağınız insanlardan yana şansınız çok yüksek. Bu yüzden bu sene kendi kabuğunuza çekinmemeniz gerekiyor. Yeni ortamlara girin, insanlarla tanışın. Size biri kart vizitini uzatıyorsa o kart viziti kapın. Çünkü önemli. Çünkü size yeni kapılar aralayacak. Bir sürü insanla bir araya geleceksiniz. Gelecek fikirleriniz, idealleriniz ve ideolojilerinizin artacağı, değişeceği ve çevrenizi değiştireceğiniz bir yıl yaşayacaksınız. Mesela kovalar bu yıl evlerini değiştirebilir, işlerini değiştirebilir,
çevre değişimlerine açık olacaklar. Ama bu güzel bir değişim olacak. Size fayda getiren bir değişim olacak. Yeni insanlarla bir araya geleceksiniz. Üzülme üzülme. İyi iyi. Sanıyorum. Bitti mi? Başka burcumuz var mı arkadaşlar? Yay kaldı. Yay. Hadi bakalım güzel yaylara. Şimdi yayın en sona kalmasına çok mutlu oldum. Çünkü şu biter yay burcuna geçti. Şimdi yaylar ne yapabilir? Yaylar yepyeni bir hayata başlıyorlar. Tertemiz bir sayfa düşünün. Bu tertemiz sayfaya ne yapmak istiyorsanız onunla ilgili yazmalısınız. Adım atmalısınız, tohum atmalısınız. Şimdi dedik ya, bazı burçlara aşktan, bazı burçlara paradan, bazı burçlara evden, bazı burçlara aileden, bazılarına çocuktan. Yaylara her yönden var şans. Yani bu sene evlenebilir, başka bir ülkeye taşınabilir, çocuk yapabilir, üniversiteyi kazanabilir, yeni adımlar atabilir, kendini de görüntüsünü yenileyebilir. Hayatınızla ilgili her yönden şansınız çok yüksek sevgili yaylar. Kendi öz gezegeniniz sizin burcunuzda sizi hareketlendirecek, hızlandıracak, hayatınızda hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Şanslı bir döngü, yayların bunu heba etmemesi lazım. Bunu çok iyi kullanması lazım. Çünkü yay burcu sorumluluğu çok seven bir burç değil. Alıp başını gitmeyi seven bir burç, yeni yerler keşfetmeyi seven bir burç. Bu sene maddi konularda sorumluluklarınızı bilin ama diğer konularda gelen şansı iyi değerlendirin. Anlaştık mı? Güzel olacak çünkü. Hocam iş hayatı nasıl olacak yayların? Bu sene çok fazla tutulmayı para hattında yaşayacak yaylar. Yani kazançlara odaklanması gereken bir dönem, Ocak ayında özellikle. Ocak ve Temmuz ayı bu alanda hızlı gelişmeleri karşına getirecek. Bu sene işle ilgili konularda da çok keyifliler. Evet. Hande, bu sene çok keyifli. Hande Hanımcığım, kovayı çok güzel anlatmışız ama diyor ki aşkla ilgili diyor. Kovalara aşık olacak mı diyor mesela, değil mi? 2019 öyle bir şey sordu herhalde. Şimdi çevre değişiyor. Eğer aşkı soruyorsanız tabii ki yıl içerisinde belirli aylarda daha fazla hareketleniyoruz. Daha fazla mesela hani kalbimiz pırpır atı veriyor. Mesela Şubat ayı özellikle kovalar için çok hareketlidir. Bir de yeni gelecek şimdi Aralık ayı. Aralık ayında böyle çok güzel gelişmeler, yeni tanışacağınız insanlar devreye girebilir. Önümüzdeki sene ise bu sene kovalar eğer hayatının aşkını yakalamak istiyorsa dışarıda olmalısın. Yeni insanlarla tanışmalısın. Arkadaş ortamlarına güvenmelisin. Mesela arkadaşların sana diyebilir, tam sana göre biri var. Hadi gel seni buluşturayım. Sakın bunu kulak arkası atmayın. Anlaştık mı? Güzel olacak. Çok güzel maşallah. Şimdi biz bugün hep Jüpiter'in olumlu. Şimdi burası hani wedding fest, olumlu alana girdik. Satürn'e hiç girmedik. Hangi alandan sorumluluklar geliyor onlara girmedik. Onun için 2019'un kitapçığı çıkacak Aralık ayında. Derginizi alacaksınız. Hani burada da reklam olmasın diye böyle ben utanıyorum böyle şeylerden ama. Hande Hanım'ı takip edin, oradan göreceksiniz. HandeKazanoğlu.com bedava istediğiniz gibi takip edebilirsiniz ama Aralık ayında her sene 8 yıldır El Ele dergisiyle kitapçık çıkarıyoruz. Yani 8 liraya 10 liraya bir kitapçık alıyorsunuz. Bir yılınız var orada. Eğer yükseleninizi biliyorsanız, burcunuzu biliyorsanız beni takip ederseniz çok mutlu olurum. En azından bunu söyleyeyim. İki tane soru alayım arkadaşlar. Hande Hanım'ı da yormayalım. Buyurun. Çok böyle dinledi çünkü. Çok güzel. Boğa kim? Boğa kadınıyla aslan erkeği arasındaki ilişki. Şimdi güzel aslında ama kavgalı. Biraz zorlayıcı. Sen kavgalı diye dedin diye ben onu. Değil öyle sanki. Şimdi boğa kadını inatçı. Kendi dediğini yaptırmak isteyen bir insandır boğa. Şimdi aslansa gösterişli, hele aslan erkeği cömert, hadi hayatım yapalım, gidelim, geçelim, edelim. Mesela bazı noktalarda boğa kadını çabuk sinir olur aslan erkeğine. Senin aslan erkeğinin o cömert yönlerini aşağıya çekmemen lazım. O zaman hiçbir şey yaşamaz, gayet güzel, mutlu, mesut gidersiniz. Tamam, anladın sen ne demek istediğini. Neden? Çünkü biri toprak, biri ateş. Her zaman toprak, yani boğa olan ateşi söndürecek. Onun özelliklerini söndüreceksin. Bu sefer ne olacak? Seninleyken hareketlerini kontrol etmeye başlayacak. Ama sen olmadığın zaman çok mutlu olacak. Bir gün ne yapacak? Şişt, ateş olduğu için uzayacak. Boğa kolay kolay bitiremez çünkü. Tamam, buna dikkat et. Ben bir şey söyleyeyim. Burç
ana burç mu önemli, yükselen mi? Bu da çok soruluyor mesela. Aa, güzel. Evet. Bana bunlarla gelin diye. Bak, lütfen gel, lütfen arkadaşlar. Çalıştık. Arkadaşlar, öz burcumuz çok önemli. Bizim karakterimiz öz burcumuz, yani doğduğumuz gün. İçimizde biz o burcun özelliklerini taşıyoruz anlamına geliyor. Ama her şey, biz annemizin karnından çıkarken doğu ufkunda yükselmekte olan bir burç var. O burçla belirleniyor. Yani yıllık, aylık ya da haftalık yorumlarınızı, yükselen burcunuzu biliyorsanız yükselen burca göre okuyacaksınız. Ona göre okumalısınız. Çok önemli. Yükselen burç bir ortamda, girdiğimiz ortamda kendimizi nasıl gösterdiğimiz. Yani kişilik özelliğimiz. Bir gün inşallah başka bir söyleşi yaparız. Bu kişilik özellikleri dış ortamlarda nasıl yansıttığımızı konuşuruz. O harika. Da çok güzel olur. Harika. Bir sonraki festivalde o zaman bunu konuşacağız. Son bir soru alalım. Siz seçin lütfen. Son bir soru o zaman şuradan alayım. Akrep Burcu'nun aşk hayatı, Şubat ayı. Şubat ayında, özellikle Şubat'ın sonu ve Mart ayı, Akrep Burçların aşk hayatı ile ilgili konu ve olayların hızlandığı dönem. Ama 5 Mart'ta burada Merkür gerileyecek. Aşk ilişkilerinde eski ilişkiler karşınıza gelebilir, eski ilişki sorunları vesaire. 5 Mart 28 Mart arası karşınıza gelebilir. Ama bu sene genel anlamda hem maddi konularda hem aşkla ilgili konularda şansı yüksek. Daha ayrıntıları ay ay, yıl yıl takip edin beni, tamam mı? Hadi sizi de alayım, siz çok oradan söylediniz, buyurun. Ne dediler? Çok büyük sorumluluk yüklediler. Oğlum Boğa Burcu, wedding fest'teyiz. Madem eğer evlilik varsa ona göre anlaşmayı yapayım dedi. Yapın anlaşmayı. Neden yapın biliyor musunuz? Bu sene boğaların parası çok iyi olacak. Evlenmeyi düşünüyorsa hayallerinin düğününü yapar. Bence yapın. Anlaştık mı? Harika. Çok teşekkür ederim. Annem şiir gibi anlattınız gerçekten. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlginize yardımcı. Son 2019 için evlenecek çiftlere ne önerirsiniz? Astrolojiden bakarsanız. Böyle kapatalım. Aa, güzel. Bak hiç böyle düşünmemiştim. Güzel sorular geliyor değil mi? Çok güzel. Valla. İkizlerdeniz değil mi? Evet. İşte ikizler terazi. Güzel. Ondan. Evet. Güzel aktı. Şunu söyleyebilirim. Bu sene risk almayı sevdiğimiz bir yıl olacak. Evet, şu an bana şey diyebilirsiniz. Hande'cim nasıl işte, yani ekonomik kriz olabilir, şu olabilir, şu. Hayır. Ne olursa olsun iyimserliğimizin yüksek olduğu bir yıl olacak. Göreceksiniz. Çünkü Jüpiter yayda bunu hızlandıracak arkadaşlar. Bu yüzden bu sene hem sorumluluklarımızı bilerek adım atmalıyız, hem de karşımıza gelecek hızlanan fırsatları aksiyona çevirmeliyiz. Bu sene aksiyona geçme zamanı. O yüzden kafanızda ve hayallerinizde büyük planlarınız varsa benden söylemesi, bu sene yaptınız, yaptınız. Seneye daha küçülmeye doğru gittiğimiz bir yıla giriyoruz. 2020 birazcık daha bizi zorlayacak. 2020'ler bütün dünyada böyle. Bir gün inşallah başka bir noktada yine bunu konuşuruz. Dünya büyük bir değişime doğru gidiyor çünkü. O yüzden bu sene güzel yapın her şeyi. Hakkıyla yapın. Hem sorumluluğunuzu bilin hem de riskinizi alın derim. Her şeyden öte Merkür geri giderken, Venüs geri giderken evlenmemeye özen gösterin. O yüzden takip edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah hani evlenecek çiftlere, burada bulunan herkese bir ömür beraber bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Çok çok çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok güzel. Bir fotoğraf çekelim mi biz şöyle size?